Babacığım, biz şimdi Haluk'la yola çıkıyoruz. 4 saatte oluruz yanında. Alırız seni, geliriz geri, tamam mı? Ya hayır evladım, gelmeyin, gerek yok. Biz de burada çok iyi ilgileniyorlar. Zaten bizi hastanede bir gün tutacaklar, sonra bırakacaklar. Ay babacığım, nasıl geleceksiniz? Yavrum, hiç merak etmeyin. Konsolosluk bizimle gayet iyi ilgileniyor. Ayrıca Selçuk başımız da hiç bizi yalnız bırakmıyor, hep burada. Merak etmeyin Meltem Hanım. Boşu boşuna gelmeyin. Hiç gerek yok. Tamam, peki. Ama yani bir şey olursa mutlaka arayın bizi, olur mu? Tamam, iyi geceler. Ay Meltemciğim, büyük geçmiş olsun. İyiler miymiş, nedir? Vallahi iyilermiş yani. Çok şükür, çok hafif atlatmışlar. Bak, istiyorsan hemen yola çıkabiliriz. Ya gideriz ya, ne olacak? 3 saatte oradayız, problem olmaz. Oğlum, seni bu kıyafetle hiçbir ülke kabul etmez ki. Şu hale bak. Selçuk Bey, rica etsem biraz daha caciki alabilir miyim? Engin, birincisi bu cacık. İkincisi, ben ne verirsem onu yiyeceksin. Zaten tatilimi mahvettin, bir de yemek tercihleri yapıyorsun. Ay Selçuk, yemek dedin de aklıma geldi. Ya bir ızgara kalamar yiyemeden hastaneye düştük ya. Selçuk Bey. Efendim Engin. Bir şey rica edebilir miyim? Diyorum ki, hatıra olur hem. Şöyle bir fotoğrafımı çekseniz de internete yüklesek ha? Ne fotoğrafı Engin ya, ne fotoğrafı? Lütfen ama ya. Yemekte çıksın mı? Evet, evet. Miydik acaba? Ben de onu diyecektim. Yani ben konuştum Selçuk Bey'le ama için rahat etmeyecekse kalk hazırlan gidelim. Sonuçta 4 saat sonra oradayız. Bilemedim. Olmadı sabah bir daha konuşuruz. Gerekiyorsa kalkar gidersem. Tamam. Yine de verilmiş sadakaları varmış yani. Allah beterinden saklasın. Ay amin. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Yine bizim konsolosluktakiler yardımcı olmuş ha. Bak hemşireler, doktorlar da çok iyiymiş. İyi bakmışlar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yunanistan'la aramızda vize falan olmaması lazım. Onlar bize, biz onlara rahatça gidip gelmeliyiz. Ne öyle bir sürü prosedür falan. Vallahi sadece Yunanistan değil. Bence hiçbir ülkeyle aramızda vize olmamalı. Zaten öyle zamanlar oluyor ki öyle vize mize tanımıyor bazı şeyler. Bak mesela fay hattını vize tanıyor mu? Ya. Yok. Bir deprem oluyor, Bodrum'da sallanıyor, Kosta. Hey deprem, sen bu ülkeye giremezsin diye biliyor musun? Yo. Kosta ölen 2 kişiden biri Türk. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sevinçlerimiz de bir bizim, acılarımız da. Komşuyuz biz ya. Bize yakışmıyor bize. Onlar elini kolunu sallayarak gelsinler, burada kebap yesinler. Biz elimizi kolumuzu sallayarak gidelim, ahtapot ızgara yiyelim. Onlar gelsinler İzmir'de söğüş yesinler, biz gidelim Selanik'e saganaki yiyelim. Olması gereken bu. Bir şey soracağım. Böyle güzel güzel konuşurken bir anda konuyu gene nasıl yemeğe getirdin? Ne yapalım canım, ben iştahlı bir adamım. Kalk yat, geç ol. Ha ama bak şunu söyleyeyim. Eğer baklava bizim derlerse orada bozuşuruz. Aha. Yoğurt da bizim. Fincanı alayım. Yoğurt bizim. Ya Haluk, şu elini ayağını biraz çeker misin lütfen? Ne oluyor ya? Ben kendi tarafımda yatıyorum. Kendi tarafında mı? İyi gel, bütün yatak senin olsun. Al, ay Allah'ım ya. Teşekkür ederim. Seninle komşu olmak da zora bir de. Öyle deme. Komşu, komşunun külüne muhtaç. Ay ben kül filan istemiyorum. Ben yatacak yer istiyorum. Aileme bak, yataktan düşeceğim. Yakında sana vize koyacağım. Göreceğim günü. Taş fırın Haluk. Vize falan. Hakan!
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarım.